Merhaba arkadaşlar, ben Muzaffer. Bugün Hello Neighbor Hide and Seek'in full sürümünün tanıtımı yayınlandı. Bu videoyu hep birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, Hello Neighbor Hide and Seek adında küçük bir oyun oynamıştık. O oyun aslında asıl olan oyunun demo versiyonu. Yani Hello Neighbor Hide and Seek full sürüm olarak çıkacak. Bu da aralığa doğru falanmış sanırım. Aralığa doğru Hide and Seek'in full sürümü çıkacak. Bizim oynadığımız, geçtiğimiz aylarda oynadığımız Hide and Seek'in demo versiyonuymuş. Yani bunun full versiyonunun tanıtım videosunu hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Zaten yorumlarda şurada Tribuild demiş. Hatta diyor ki bakın downloadlı alfa versiyonunu, demo versiyonunu indirebilirsiniz buradan diyor. Ve burada da ne demişler biliyor musunuz? Hello Neighbor'da, yani merhaba komşudan önce, yani bizim oynadığımız Hello Neighbor oyunu var ya, Hello Neighbor'dan önceki olayları gösterecekmiş bize Hide and Seek. Yani şöyle mesela kazaları, neden Wilson ailesinin böyle olduğunu, eskiden nasıl yaşadıklarını falan Hide and Seek'te öğrenecekmişiz biz. Yani Hello Neighbor'dan önceyi gösterecek bu oyun bize. Şimdi oynanış tanıtımını izleyelim. 2 dakika 18 saniyelik muazzam bir tanıtım, grafikler şahane. İlk izleyeceğiz tanıtımı, izledikten sonra da ben size durdurarak incelemesini yapacağım. Başlıyor. Dynamic Pixel dağıtımcı, Tinybuild geliştirici. Çok güzel ya. Bakın bir çocuk hemen düşmeye başladı bile. Muazzam bir ev tablosu. Ortam çok güzel, dışarısı çok güzel. Wilson geliyor. Karga var ve oradan bir araba geçti. Merhaba dedi. İçeri gel mi dedi. Aynen içeri gel gibi dedi sanki. Öğle yemeği, yemek vakti daha doğrusu, öğle yemeği değil. Ve bizim elemanlar koşuyor, çok güzel ya. Annelerine sarılıyorlar. Wilson baba orada işlerle ilgileniyor. Sanırım yeni taşınmışlar. Eve yeni taşınmışlar diyor, düşünüyorum. Evet yeni taşınmışlar. Ve saklanmaç oynuyor bizim karakterler. Ve burası çok önemli. Yangın var şehirde. Karga bakıyor oraya. Bizim karakter, yani küçük eleman daha doğrusu. Bu da bir şapka. Evet orada çok önemli bir şey var. Ve Wilson burada üzülmüş. Gördüğünüz üzere. Wilson üzülüyor. Bakın orada bir çocuk yanarak gidiyor gördüğünüz üzere. Şehre bakıyoruz. Buralar çok önemli olacak büyük ihtimalle oyunda. Ve bizim oynadığımız alfadaki puzzle. Ve Wilson çocuklarına gelin buraya doğru diyor. Wilson üzgün bir şekilde bekliyor. Büyük ihtimalle o kaza oldu ve şu an mezarlığı görüyorsunuz. Burada da bir yer var. Rest the... Tam okuyamadım. Ve artık dördüncü tabak yok. Çünkü annemiz büyük ihtimalle kazada öldü. Ve şimdi göreceksiniz zaten. Bizim kardeşimiz erkek olan işte böyle huysuzlanıyor artık. Duygusal dalgalanmalar yaşıyor. Psikolojik olarak da yıpranıyor. Bakın mesela Wilson git dedi. Yemekten kalk dedi. Kardeşinin oyuncağını alıyor. Ve orada bir kişi giriyor. Ve karga götürüyor oyuncağı ve Hello Neighbor Hide and Seek Comic the December, yani Aralık'ta Hello Neighbor Hide and Seek'in full sürümü çıkacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim, full sürüm dediğim gibi, yani bu bayağı uzun olacak. Hani o oynadığımız önceki alfa versiyonu gibi olmayacak. Şimdi ise ben durdurup ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Püf noktaları sizlerle paylaşmak istiyorum ki çok önemli şeyler var. Tekrardan başa alıyorum. Dynamic Pixel dedi yine. Tinybuild dedi. Bakın bu oyuncak, valla ben ne hikmetse trailer'ın çoğu yerinde oyuncak var, önemliymiş gibi koymuşlar. Annemiz orada büyük ihtimalle yumurta pişirdi. Evet bakın burada bir ayrıntı, etrafımızda hep kargaların olması. Wilson'ın arkasından bir araba geçiyor. Ben şöyle düşünüyorum, bu arkadan gelen bizim komşumuz, yani Wilson'lar yeni taşındı. Yeni taşındığı için de bir kargo arabası olduğunu düşünüyorum. Çünkü az daha ilerlersek Wilson gel yapıyor, buraya doğru gel diyor, hani eşyaları buraya getir diyor. Ve öğle yemeği vakti geliyor. Bu öğle yemeği vaktini zaten alfadan anlamıştık. Hmm.
Bizim elemanlar. Ya buraları zaten biliyoruz alfa versiyonunda. Demo da diyebilirsiniz artık. Ne demek isterseniz. Ama bu sürüm full sürüm olacak ve şurada 20 charm yazıyor. Takvime de bakmak gerekirse yani. Çok mutluyuz ya. Ailecek aşırı derecede mutluyuz. Bir dakika, orada bir şey yapıyor. Birini arıyor erkek kardeşimiz. Aynen, burada erkek kardeşimiz eline telefonu almış ve birini arıyor. Artık onu oyunda göreceğiz. Ya ve en ilgimi çeken nokta şurası. Niye yangın var? Niye şehir yanıyor? Değil mi? Yani bu, ben şöyle de olabilir diye düşünüyorum. Bu Wilson'ın geldiği eski şehir de olabilir veyahut da bilmiyorum ama her yerde bakın yine karga figürü var. Çok ilginç bir yangın oluyor. Nerede oluyor? Bir şehir merkezi olduğu kesin. Biliyorsunuz Hello Neighbor'ın full versiyonunda biz de şehirden geliyorduk, hani taşınıyorduk Wilson'ın karşı evine. Belki de bizim olduğumuz yerlerde, oynadığımız player karakterinin olduğu yerde bir yangın çıkmış olabilir. Veyahut da çok farklı bir şey olabilir. Şurada kürek görüyorum. Laos yazıyor. Biraz daha böyle bakmaya çalışıyorum. Ancak herhangi bir şey, yani ipucu olabilecek herhangi bir şey yok. İlerletelim. Ve burası çok önemli. Bakın korkutuyor bizim kardeşimiz, erkek kardeşimiz. Ve şapkası, yani taktığı şeyde de yangın var. İlginç. Yangın figürü var. Ve yine o ayı postu orada. Burası çok önemli. Burada bir şapka alıyor. Bu şapka, bir çiçek var. Çiçeğin altında da bu ne? Artık bu şey herhalde. Onun üstünde de aynısından var. İlerliyorum. Bu annemiz mi ya yoksa? Bu an... Yok. Bilmiyorum. Annemiz de olabilir bu. Bir fikrim yok. Kardeşimiz de olabilir. Yok yok, bu kardeşimizdir diye düşünüyorum ya. En başta bir daha bakalım. Bakın takıyor burada annemizle. Karga gördünüz mü? Elinde karga dövmesi var. Bakın karga dövmesi var. Bu karga ne demek? Uğursuzluk ya. Vallahi bilmiyorum. Bu kargayla ilgili her şey olabilir arkadaşlar. Mesela gölgenin, ne bileyim, gölgeyle ilgili bir şey olabilir en azından. Bu annemiz mi yoksa kız olan mı bilmiyorum. Ve burada artık dediğim gibi komşunun karısı, yani çocukların da annesi olan kişi büyük ihtimal ölüyor. Ya da bilmiyorum, Wilson boşu boşuna bu kadar üzülmez diye düşünüyorum. Bakın çantası da var annemizin. Hemen orada Wilson'ın dibinde. Bakın kardeşi sarılıyor. O sarılıyor. Yalnız Wilson abi çok iyi biri gibi duruyor bence. Çünkü aşırı derecede hikaye bazında, tanıtım bazında hep böyle gülen yüzlü ve mutlu duruyor. Yani ben Wilson'ın kazadan sonra böyle bir değiştiğini düşünüyorum. Kazadan sonra intikam almanı veyahut da Wilson'a herhangi bir şey mi yapıyorlar bilmiyorum. Evet, burası da önemli. Bakın şurada koşan bir çocuk var. Koşan bir çocuk ileriye doğru gidiyor. Ve bu çocuk da büyük ihtimalle, valla bilmiyorum ama büyük bir önem arz ediyor. Bakın şurada, şurada ne o? Ha, burada bir şey var. Orayı ben... Borular falan mı? Çocuğun biri kaçıyor. Bizim oğlan olmaz inşallah. Wilson'ın oğlanı olmaz inşallah. Umarım değildir. Erkek çocuğu değildir. Bakın burada da sanki biri oturmuş gibi. O ne ya öyle? Allah, tam çözemedim. Arka taraflarda herhangi bir şey yok. İlerletiyorum. Ve bu şehir var. Ya arabalar dahi geçmiş. Bakın yani. Şehir, plaza o kadar güzel olmuş ki. Grafikleri o kadar iyileştirmişler ki. Bakın araba geçiyor. Şehir ışıklandırmaları muazzam derecede iyi. Ve bakın o alfada oynadığımız yere gidiyoruz. Ve Wilson üzgün. Belki de kaza işte bu zamanlarda da olabilir. Bilmiyorum. Ve artık çocuklarına gelin diyor. Büyük ihtimalle yemek için mi gelin diyor. Bakın oturuyor Wilson, çok üzgün. Aşırı derecede üzgün. Mezarlık var. Büyük ihtimalle artık öldü yani karısı. Mezarlığı da gösterdiklerine göre eşi, Wilson'ın eşi büyük ihtimalle öldü diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve şurada bir tane daha mı karga şey var? Anlamadım ki şurada. Yok, o mezarların önündeki şeymiş. Tamam. Ve şurada bir kulübe var. O kulübede de bir şeyler olabilir. Bilmiyorum. Ve hava karlı. Ve burada da bir rest bir şey yazıyor. Okunmuyor. Oraya da tam kamera almamış. Ve bir yer var, kapanmış. Ve 3 tane tabak var artık. Wilson'ın eşi olmadığından dolayı. Çocuk düşüyor ve tanıtımın başından beri hep bir çocuğun, oyuncak çocuğun düştüğünü görüyoruz. İlerletirsek.
dön diyor. Ve seviniyor. Saklan maçaya devam ediyorlar ve evet, o kardeşiymiş. Şu an elindekinden de öğrenebildik. Kardeşiymiş o, yani boşuna eşi demeyelim. Ve kardeşinin elinde karga dövmesi olması beni oldukça merak ettiriyor ve endişelendiriyor. Niye kardeşinin elinde bir karga dövmesi var ve ben de karganın kötü bir şeyi çağrıştırdığını düşünüyorum. Ve erkek kardeş çok üzgün. Belki de şokunda hala ve kızıyor Wilson gördüğünüz üzere. Çık diyor, dışarı çıkar mısın diyor. Git diyor Wilson. Kovuyor çocuğu. Ve çocuk da bayağı aksileşti. Bakın onun silahı atıyor yere. Kardeşinin oyuncağını götürüyor. Vermiyor. Ve şurası. Bura benim en ilgimi çeken yer. Bakın şimdi. Durdurdum. Evet. Birisinin elinde Wilson'ın eşinin çantası duruyor ve bu kim? Bunu aşırı derecede merak ediyorum. Yani eşi çıkıp gelemez herhalde çünkü öldü ama kim yani? Oha, bir dakika. Evet, buraya bir daha bakarsak sanki erkek kardeşi kızı vuruyor. Bakın kız böyle arkaya bakıyor. Ateş etti. Harbiden ateş ediyor orada erkek kardeşi. Ve çok ilginç bir şekilde ve karga da oyuncak kızı götürüyor. Aşırı derecede iyi yapmışlar. Evet, karga da götürüyor en son. En sonunda Hello Neighbor Hide and Seek coming this December diyor. Yani Aralık'ta geliyor diyor. Ağustos'ta, yani 30 Ağustos'ta gelecek dediğim oynanış tanıtımı. Aralık'ta da Hello Neighbor Hide and Seek'in full sürümü çıkıyor arkadaşlar. Bunu açık bir şekilde dile getirelim. Herhangi bir karışıklık olmasın. Başka bir şey yazan var mı? Hep böyle yabancı YouTuber'lar demiş. Mükemmel gözüküyor. Bekleyemem yazmış birisi. Aynısı demiş. Oldukça ilginç bir oyun bence demiş. Bekleyemiyorum demiş. Hani böyle bir dakikalarda kaçırdığım bir yer olduğunu düşünmüyorum. Var mı? Bir bakıyorum hani. Bazen yazıyorlar yorumları, şu dakikalara bakın falan diye. Evet, ikinci dakikada Neighbor kötüleşti diyor. Neighbor'ın içinden karanlık tarafı çıktı diyor. Evet, güzel olmuş. Güzel yorummuş. Bu video bu kadar olsun. Güzel bir inceleme yaptığımızı düşünüyorum. 2 dakikalık bir tanıtım vermeleri beni oldukça memnun etti. Artık biraz daha bekleyeceksiniz arkadaşlar. Yani aralığa kadar 3-4 ay, 2-3 ay en azından bekleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Belki alfalarını getirirler diye düşünüyorum Hello Neighbor'daki gibi. Ama bilmiyorum, belki de getirmezler. 3-4 ay daha bekleyeceğiz muhakkak. Bu video da bu kadar olsun. Farklı türden Hello Neighbor Hide and Seek videolarında da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın.